19. soruda verilen hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz deniliyor? Onun soru köküne dikkat edelim. Müslüman elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir diye buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar burada Müslümanın başkalarına güven veren kişi olduğu, tam anlamıyla güvenilir olduğu vurgulanıyor gördüğünüz gibi. Bu hadis-i şeriften çıkarılamayacak olan seçenek doğru cevabımız olacak. Hemen seçeneklere bakalım. A seçeneğinde başkasına zarar vermek Müslümana yakışmaz. Evet, doğru mu? Doğru. Çünkü Müslüman tam anlamıyla başkalarına güven veren kişidir. Müslüman başkalarına zarar vermesi yakışmaz. Bu çıkarılabilir olduğu için çıkarılamaz soruluyor bize. Diğer seçeneklere geçiyoruz. Sözlerimizle karşımızdakini incitmemeli, şüpheye düşürmemeliyiz. Evet arkadaşlar, Müslüman sözleriyle, söylemleriyle karşıdaki kişiyi incitmemelidir. Onlara güven vermelidir. Onlara zarar vermemelidir bu yönüyle de. Ve yine söylemleriyle, sözleriyle karşıdaki kişilerde tereddüt uyandırabilecek, kendisinin güvenilirliği hakkında tereddüt uyandırabilecek, şüphe uyandırabilecek hal ve hareketlerden, davranışlardan, söylemlerden kaçınmalıdır. Bu da doğru cevap olamaz. C seçeneğinde içimizden geçenleri gizlemeli, sırrımızı kimseyle paylaşmamalıyız. Arkadaşlar, içimizden geçenleri gizlemekle ilgili dinimizin bir kuralı yok. Yani kişi bu konuda yani Allah her durumda olduğu gibi Allah rızasına uygun olması kaydıyla içinden geçenleri gizler, açığa vurur, sırrını tabii ki belli kurallar dahilinde, dinimizin koyduğu sınırlar dahilinde başkalarıyla paylaşır veya paylaşmaz. Burada yani burada hadis-i şeriften böyle bir anlam çıkarmamız yani söz konusu değil. Onun için doğru cevabımızın C olması gerekir. Ancak diğer seçeneğe de bakacağız. Çevremizde hiç kimse bize güvenmiyorsa söz ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Zaten güvenle ilgili bir hadis-i şerifti. Başkalarının bize güvenmesi gerekir deniyordu. Bize insanlar güvenmiyorsa o zaman kendimize dönüp kendimizi bir sorgulamamız, davranışlarımıza, söz ve davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar.